gece görüşü. Mondial RX3i Evo'nun gece farları nasıl gösteriyor merak edenler. Birazdan karanlık bir yola gireyim. Sisleri kapatayım. Sisler daha fazla görünürlük elde etmek için takıyorum. Açıyorum. Sisleri kapatalım. Kapattık. Gördüğünüz gibi normal farlarımız gene yeterli sayılabilecek düzeyde gece için. Tabi sislerin payı tartışılmaz. Sisleri açınca ister istemez ortalık bir aydınlanıyor güzelce. Yok. Şimdi sisler yok. Sislerin farkını nerede göreceğiz? Tabii ki burada göreceğiz. İnanılmaz fark ediyor. Ama kısalar yeterli değil mi? Yeterli. Keşke yeni modellerde bu ampulleri halojen değil de LED yapsalardı. Sene olmuş 2019. Gerçi tabi bunu şöyle de düşünmek lazım. Adamlar zaten uygun fiyatlı satıyorlar. Arkadan ambulans geliyor. Hemen yol verelim. Adamlar zaten uygun fiyatlı satıyorlar. Yani bir de LED mi koysunlar? Hala büyük markaların birkaç motorunda bile, yani şöyle 60-70'lik 70.000 TL'lik motorlarında bile halojen sinyaller ya da farlar kullanılıyor. O yüzden bizim Çinlilerden yani bunu istememiz biraz nasıl diyeyim, abes kaçar ya. Zaten uygun fiyatlı motorumuz. Netleri kendimiz takarız olmadı. Ama tabii farka bakın arkadaşlar. Gayet sisleri açınca ortalık aydınlanıyor. Ama bunlar yetmez mi? Yeterli bence. Uzunlar, kısalar. Uzunlar, kısalar. Bir tane daha RX3'ye o. Sanki gördüm. Topukları yere değdirdim. Evet. Sahil tarafından mı gitsem acaba? Arka boş gibi. Olmadı, öyle yapalım biz de. Araç gelmezse sahilden, gelirse düz. Geliyor mu? Geliyor. Ortada durup sola geçmemiz olmaz şimdi. Motorda güvenliğe önce kendimizin dikkat etmesi lazım. Ha, ne oldu gazlarında? Az. Ne oldu ya? Ben zaten gazlamayacaktım. Vizörü kapatayım. Sinekler geliyor. Sivri sivri sinekler. Vizörü de temizlemem gerekiyor anlaşılan. Biraz bulanık. Puslu. Vizörü neyle temizliyorum? Motul'ün vizör temizleyicisi var kasklar için.
Onu kullanıyorum. Kaskın içindeki petleri de sabunlu suda yıkıyorum. Daha sonra o yine Motul'ün bu petler için bir sıvısı var. Ondan kullanıyorum. Kokuyu gayet iyi gideriyor. Yani 2-3 haftada bir yapıyorum bunu. Bir de tabii buff takıyorum. Buff takınca kaskın içi ter olmuyor fazla. İlk motoru aldığım zamanlarda tabii bunu kimse söylememişti. Buff'ı takmadan direkt kaskı takıyordum. Kaskı takınca da kaskın içi kafamdaki teri çektiği için çok pis şekilde kokuyordu. Daha sonra buff olayını öğrendim. Önce buff'ı takıyorum. Sonra kaskı takıyorum. Böylece kaskın içi ter kokmuyor ya da daha az kokuyor. Evet, sis yok. Yine aydınlatmamız yeterli. Bu da uzunlar. Gece için yeterli ışığımız. Yani gündüz daha çok işime yarıyor sisler. Fark edilmek için. Amcam. Öncelik benim. Desem de motoru kullanırken hep dikkat ediyorum. Çünkü motoru pek iplemiyorlar. Uzunlar nasıl yapılıyordu? Dörtlüler. Evet. Uzunları fazla kullanmadığım için bilmiyorum. Ama şöyle bir yorum yapayım. Uzunları açma konusunda da düğmenin yeri olmamış. Yani uzunlar diyelim hep dörtlülere gidiyor. Bunu da eleştirilerime ekleyeyim. Uzunları yakma düğmesi ergonomik ve kolay değil. Yani bakın, en kolay olan dörtlüleri yakma. Elim uzunlar diye dörtlülere gidiyor. Uzunlar biraz kötü olmuş yeri. Yani yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Demek ki uzun farları fazla kullanmamışım. O konuda bir yorum yapmamıştım. Yani gece fazla sürmemiştim işin aslı. Şimdi gece sürünce onu anladım. Bak şöyle yapalım. Nereden? Sislerim nerede? Arkadaşlar, buna alışamadım ya. Bu uzunlar niye böyle ileriye koymuşlar ya? Hiç beğenmedim kullanışını. Yani sol elimi şeyden bırakmam gerekiyor. Bir garip oluyor. Yani sürüş güvenliği için pek iyi olmamış uzunların yeri. Güzel asılıyor ya.